maçını bile belki affedebilirim. Ama Konya maçındaki şu futbolu affetmiyorum abi. Bunu Fenerbahçe gösteremez. Buyur Mertcan, konuş kardeşim. Sağ ol abi, söz verdin. Şimdi abi zaten ben dün tweet atmıştım. Yarın koparız diye. Sivas'ta da beraber kalıyor dedim. Bugün de koparız dedim. Bunlar belliydi zaten. En son söyleyeceğimi şimdiden söyleyeyim de kimse lafa zıplamasın. Dakika 75'e tweet attım zaten. Hoca Strop gitmeliydi. Kazansa bile. Kalan başını kazansa da gitmeliydi benim için. Çünkü o Tadic, Ceko Tadic değiştiğini gördüm ya. Orada benim hoca bitti zaten. Ya ben bu kadar sosyal medyadan korkan bir adam görmedim. Köpek gibi korkuyor. Acayip dengesi bozulmuş. Sosyal medyadan korkan adam da hoca olamaz Fenerbahçe'de. Hoca Strop gitmeli, bunu söyleyeyim. Gelelim şimdi asıl meseleye. Süper Kupa'ya çıkmadığı gün dedim ki bu takım hiç bok kazanamaz. Heveslenmeyin boşuna. Takım kopar dedim 3 haftaya. Maç kazanamaz dedim. Burada herkes ağlıyordu. Süper Kupa'ya çıkmadığından takım bütün ayengini bozdu zaten. Takımda hoca bağlantısı koptu. Hocadan lider bir hoca değil. Bunu hepimiz biliyorduk. Sen lider değilsin. Hocaya liderlik yapması gereken bir duruma soktun. Anasını siktin takımı. Kurdun kadroyu da ayrı sikeyim. Yıldız kadro sözde. 2.60 beklenti. Gene gol yok. 10. maç bu. 2 küsür gol yaptığımızda gol atamadığımız maç. Ben böyle bir rezillik görmedim. 8 tane pozisyon kaçırdılar. Fake stelleri toplamışsın. Başkan değilsin. Hoca sosyal medyadan korkuyor. Böyle takım sana şampiyon olamaz. Ya olamadın da. Yine Galatasaray şampiyon oldu. Çözüm belli benim için ama söylemeyeceğim. Polemiğe gerek yok. Dosya odasında söylerim. Çözüm belli ama gene suç ismarojiyi atacaklar. Suçlu. Siktir olup gitmeler ama bütün suçlu o değil. Önce bu hafta sıfır yapan, her kararı yanlış olan başkan gitmesi gerekiyor. Bu adam gitmeden de Fenerbahçe düzelemez. Hoca gitsin, başka hoca gelsin. Seneye gene bir hainlik yapar, gene takım bozar. Önce bu adam siktir olup gidecek, sonra hoca gidecek. Yepyeni bir takım ya da yönetim gelecek. Başka bir çözüm yok. Allah senin belanı versin. Evet abi. Alper abi buyur. Seni dinleyelim. Hasan, ya hayırlı olsun artık. Bundan sonra söylenecek fazla bir şey yok. Sonuçta bu hep söylüyoruz abi. Devre arasında doğru eksilemedik. Doğru eksilemediğin için de taşıyıcı oyuncuda çok ağır ciddi yük bindi. Takımı düştü yani. Galatasaray fizik olarak yukarı çıkarken, özgün olarak yukarı çıkarken biz aşağı düştük. Temel problem bu. Ya hoca gönderelim, gönderelim abi. Yani bugüne kadar hep gönderdik. Her sene bir sürü farklı hoca geldi abi. A plus'ı geldi, B plus'ı geldi. Genç yetenek çalıştıranı geldi. Camianın evladı geldi. Problem hocayla falan ilgisi yok bir kere. Onu çok net söyleyeyim. Problem sen 2 Nisan'da sarı öküzü verdin abi. Sen takımı o gün sahaya da çağdan çekeceğim deyip çekmediğin gün sana biçilen rolü oynaman gerekiyor. Sen işte görüyorsun abi ya, bu şartlarla mücadele ediyorsun. Rakibinin hangi şartlarla mücadele etti sezon başından beri belli. Hakem destekli, sarı kart görmeyen, rakibe basan, vuran, her maçta hakem desteğini arkasına alan bir takımla oynuyorsun. Bu Galatasaray'la ilgili bir durum değil. Fenerbahçe'nin rakibi şampiyonluklu Konyaspor olsa Konyaspor desteklenecek. Çok açık ve net. Bunu kendin de söylüyorsun. Bunu biz de görüyoruz. Bütün kritik kararlar Fenerbahçe aleyhine çıktı bugüne kadar. 2 Nisan'da sen takımı çekemediğin gün sana biçilen role razı olacaksın. Zaten kendi ağzıyla başkan söyledi. Bu takımı şampiyon yapmayacaklar dedi. Bundan sonra artık başkanın da önüne koyması gerekiyor şapkasını. Fenerbahçe'nin artık net bir karar vermesi gerekiyor. Her sene takım yaparak, her sene sıfırdan takım kurarak şampiyon olamazsın. Her sene sıfırdan takım kurarak şampiyon olamazsın. Çok açık ve net söyleyeyim. Teknik direktör meselesine gelince de İsmail Kartal'ın winner hoca olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. İyi bir taktisyen değil. Kadro kurar, iyi bir takım yapar, derli toplu oynatır. Buraya kadar bence gelmesi bile ciddi bir başarı. Ama kritik maçların tamamında tamamını kötü yönetti. Tamamında. Ama en önemli şey, tekrar altını çizeyim, en önemli şey, senin rakibinle ayıran en önemli şey, bir, devre arasında doğru eksilememen oldu. Devre arasında kullanamadığın sakat oyunculara yatırım yaptın. Kentler, Zayslar, Kurunikler, kötü transfer, Kingler, bunlara yatırım yaptın. Oynayacak oyuncuları gönderdin. Takım da düştü abi. Yine helal olsun bugün Fred'e. İkinci yarı karakter koydu hakikaten. Takımın en iyisiydi. Yaşlı oyuncular bitti. Ya Ceko'yu eleştiriyoruz. Bitti abi. Bitti. 38 yaşında adam. 38 yani, yaşında 3000'in üzerinde dakikada yani, süre almış abi. 36 yaşında her maç oynuyor abi. Alternatif getirebildin mi? 60 maçta oynatıyorsun adam. 60 maç ya. Ya bir yani, de şu da yanlış değil mi Alper abi? Mesela biz devre arasında bak iyidir kötüdürden farklı konuşuyorum. Yani biri daha iyidir, biri daha kötü futbolcudurdan farklı bir şey söyleyeceğim. Sen devre arasında mesela Tadic'in iki tane alternatifi vardı sene başında. Bir tanesi Kent, bir tanesi Joshua King.
Fenerbahçe sol kanatta 3 tane oyuncusu vardı. Biri Joshua King, biri Kent'ti. E abi sen devre arasında mesela Kent'i kadro dışı bırakmakta çözümü buldun. E King'den hiç yararlanmadın. Böyle yapılanmanın amına koyayım. Bak iyiden kötüden bağımsız söylüyorum ben bunu. Yani Kent, King birbirinden hani oyuncu olarak King daha iyi olabilir Kent'ten. Ama Kent devamlılığı olan bir oyuncuydu. Yani sen orada bile yanlış at oynadın ya. Yanlış ya at oynadın. Bugün ben Tadic'in yerine King'i alamıyorsam oyunu abi. Sen bu adamı niye yazdın devre arası? Niye demedin ki ya bak ben bu King'den faydalanamayacağım. Kent kalsın bari işte. Hani 60'da alırım, 80'de alırım, 90'da alırım. Ne bileyim zorluğu düşük bir maçta oynatırım. Tadic'i dinlendiririm. Ya bunu da yapamadı abi adam. Hiçbir şeyi yönetemedi ya. Yani. Abicim beyinsiz çünkü ya. Ben bunu söyledim. King eğer sakatsa sen Kent'i sevme abicim. Kent'in amına koyayım ama Kent'i beğenme. Eğer adam fitse oynayabilirse öbürü Mayıs'a kadar oynayamıyorsa sen amına koyayım lig bitmiş zaten. Sen niye King'i yazıyorsun? Beyinsiz misin abi? Bak bak şunu da söyleyeceğim. Hayır şunu da söyleyeceğim. Net olarak şunu da ifade edeceğim. Sen arkadaşların olabilir kardeşim. Fenerbahçe liyakat esaslı yönetilmek zorunda. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik ekibinde İsmail Kartal bu adamları görevine yani teknik ekibine almasa görev yapacak bir tane adam yok. Sen abicim kondisyoner. Bak ben bunu abi aylardır dilimde tüy bitti ya. Fenerbahçe'nin sağlık ekibi, kondisyoneri, yardımcı antrenörleri rezalet bile değil. Bak şimdi kondisyonere nereden geleceğim? Kardeşim Mertens, Galatasaray'da Mertens 37-38 yaşında o da. Abi adamın oynadığı futbola bak. Abicim yani bunun sadece ve sadece Mertens'in gösterdiği özveriyle açıklayamazsın. Demek ki bu adamlar doğru antrenman sistemiyle, doğru yüklemelerle bir şeyleri getirdiler. Sen teknik ekibinin yetersiz olduğunu bile kabul etmedin. Dedin ki gidin benim teknik ekibimin kariyerine bakın. Nesine bakayım güzel kardeşim? Adam Tavşanlı Linyit Spor'da antrenörlük yapmış. Yani Tavşanlı Linyit Spor'da antrenörlük yapmış. Zonguldak Kömür Spor'da antrenörlük yapmış. Adam bugün Fenerbahçe teknik ekibinde. E şimdi sen Tavşanlı Linyit Spor'da ne gibi bir kariyer biriktirdin? Ne gibi bir deneyimler sağladın ki? Geldin yani örnek veriyorum 180 milyon euroluk kadroya sahip Fenerbahçe'de antrenörlük yapıyorsun. Yani şimdi ben abicim çok şey var eleştirilecek. En böyle net keskinlerden seçmeye çalışıyorum ya. Gerçekten kabul edemiyorum. Şu kadroya yazık oldu ya. Yani gerçekten şu kadronun, şu kurulan kadronun ve gerçekten sezon başından beri son 10 senede gösterilmeyen bir ruh koyan bu takımı abi ihanet edildi ya. Net olarak ihanet edildi yani. Ama benim abi bu takımdaki süre alan, süre almayan, oyuna sonradan giren, mücadele veren bütün futbolculara saygım da sevgim de sonsuz. Her birine teşekkür ediyorum. Her birine sonsuz teşekkür ediyorum abi. Yani geldiğimiz noktada inanç kalmamış ya. Ruh yani bir anda o her şey için mücadele eden canını dişine takan topçular bir anda hiç olmuş gitmiş abi. Sanki dersin şu maçı bitirelim de hani gidelim evimize yatalım. Sezonda işte 2-3 maç kaldı. Onları da bitirelim. Yaz tatiline gidelim havası var. Cengiz kardeşim 15 milyon euro para verildi sana. Yani hiçbir şey yoksa yediğin ekmeğin hakkını ver. Amına koyayım senin ben. Yani sen abi bak her şeye geçtim. Maçta kötü oynayabilirsin. Ya be amın oğlu korner hayatında hiç mi kullanmadın? Yani şu topu şu topu ceza sahasının içerisine vuramadın mı yani? Bak ben vururum ya. Lan ben profesyonel değilim bir şey değilim ya. Ben şimdi orada olsam atarım abi ceza sahası içerisine. Yani kornerde çok önemli son dakikalarda sen abi topu gittin öbür taraftan taca dışarı nasıl atabildin direkt ya? Direkt taca gitti top ya. Havadan taca abi gitti. Lütfen ya. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim yani. Olur mu abi? Olmaz. Olmaz. Beka okudansa daha iyi kullanıyor. Yani son haftalarda hangi maçımızı iyi oynadık abi? Beşiktaş maçında da iyi oynamadık ki biz. Beşiktaş maçında da abi Beşiktaş 10 kişi kaldı. Yani, tarihin en kötü Beşiktaş'ı bak. Yani, yemin ediyorum daha kötü bir Beşiktaş ben ömrü hayatımda belki 2-3 defa izlemişimdir. Ama çok eskiden yani. Son 10 yılın belki en rezalet ötesi Beşiktaş'ı. Musrati kırmızı kart görmese belki maçı alamayacağız yani, ya. Sivas maçından yani son 5-6 haftanın tamamında kötü oynadık abi. Kabul etmek lazım. 5-6 hafta değil mi Alper abi? İkinci yarıda senin kaç tane çok iyi maçın var? Yani onu evet, söyle daha kolay olarak, olur. Fizik olarak direndiğin, tempo yaptığın maçlar oldu ama son 5-6 haftadan beri ciddi bir düşüş var. Hasan ve şunu söyleyeyim. Yani kötü oyun üzerine kazanıyorduk. Sivas'ta son topta verilen penaltı senin için ligin için bence fişini çekti. Ama biz şampiyonluğu nerede kaybettik biliyor musun? Galatasaray Kasımpaşa maçında kayboldu şampiyonluk. Yani
bir Galatasaray o gün Kasımpaşa deplasmanına kazanarak döndüğü an şampiyonluk Fenerbahçe için bitti zaten. 2 Nisan'daki kongre zaten tam bir fiyasko. Yani eleştireceksek bunları eleştirelim ama tekrar altını çizeyim arkadaşlar. Bizim hocadan daha önemli problemimiz devre arası doğru eksilememiz. Elimizde kullanacak oyuncu yok. O yani. Da hocaya yazar abi. Ya, o, da ben onu da hocaya yazıyorum. Tabii. Yani hatta ben teknik taktik anlayıştan bağımsız. Abi bak. Ben Dzeko'ya bakıyorum. Tamam abi, bugün neye yedek bırakmadın Dzeko'yu sen? Bak biz böyle oynayacağını söyledik. Dzeko topa vurmuyor ki, topu itiyor abi. 4 tane net kaçırdı abi. 4 lira alıyorsun, bir tanesini atacaksın. Bir tanesini de hatta kafayı vurmasa İrfan vuracak boş kaleye. O İrfan sakatlandığı pozisyon var ya. Nasıl olacak abi? 4 lira alıyorsun. 4,5 alıyor abi. Atamıyorsun. Kaleye topu itiyorsun. Bizim sadece devre arası şeyde yoktu problem. Sezon başına da vardı. Hoca da abi hocalık yapacaktı abi hoca da. Ulaş abi şunu da söyleyelim. Şunu da söylemek gerekir. Söz geçiremem diye bir şey yok abi. Ne demek ya, bak bugünkü yaptığı değişiklik bence koyu söz geçiremem değişikliği abi. Abi şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bak şunu da söylemek gerekir abi. Galatasaray önümüzdeki, yani geçen sene Galatasaray zaten iyi bir kadro kurmuştu. O kadronun üzerine bu sene kağıt üstünde olağanüstü eklemeler yaptı. Yani bugün Galatasaray'ın transfer ettiği Ziyeh'i de, işte Davinson Sanchez'i de, işte Zaha'sı da, bunlar hep kalbur üstü topçular mesela. İsim olarak Endombele bile isim olarak çok üst düzey bir oyuncu. Tete genç, potansiyelli bir oyuncu. Ve Galatasaray hemen hemen yaptığı transferlerin hiçbirinden fayda sağlayamadı. Hakemlerin de katkısıyla beraber abi. Ona rağmen yani bak, yeni transferlerin hiçbirinden katkı alamamasına rağmen yani yine abi mesela... Bak. Şunu söylüyorum. Olayın sonunda senden iyi abi. Yani Sivas abi, Sporu, abi, bak şu Sivas abi, Sporu bugün ne güzel gol vurdun. Sen yenememen, senin 3'e 4'e yetiramaman bir kere imkan, yani bu abi, tartışılmaz abi. Abi en güzel gol vuruşunu kim yaptı bugün Fenerbahçe'de? Serdar Dursun. En iyi gol. 90+10'da Serdar Dursun yaptı ya. Ya sen 4 tane nasıl atamazsın abi 4 liralı? 4 lira alıyorsun abi. 4, bir tanesini vurmasan İrfan boş kaleci. Onu da kaçırıyorsun. Öbür kafaya, öbür karşı karşıya da kaçırıyorsun. Ayak içiyle vuruyorsun abi geri pas gibi. Gözünü seveyim ya. Sezon boyu kaçırdı karşı karşıya. Allah'ım yarabbim. Sivas maçına da aynı yaptı. Tamam hocayı sikerim, yatıralım. Hoca gelmesin de bak. Fenerbahçe bunlarla yola devam ederse Fenerbahçe'nin seriye de bir altı olmaz. Bak Fred jilet gibi top oynadı abi. Hızlı adam, atlet adam. Jilet gibi top abi, ben bakıyorum Dzeko'ya. Çıkaramıyordu hoca. Hoca da aciz abi. Çıkaramıyordu. Ne oldu abi şimdi kocaman sezonun cezası Dzeko'ya mı kesildi? Oğlum Dzeko'ya mesela ne alakası var? Sezonu buraya getiren, bak ben bir şey söyleyeyim mi? 3 tane oyuncu abi. 4 tane oyuncu, özür dilerim abi. Bak 4 tane oyuncudan bir, çok kısa şunu söyleyeyim 4 oyuncuyla alakalı. Bu sezonun, şimdi Fred olağanüstü oynadığı her maçta Fenerbahçe için belki bir maç kötüdür. Onun haricinde her maçta hep kalitesini gösterdi ama belli sürelerde sakatlıktan maç kaçırdı. 4 tane oyuncuya ben abi şapka çıkartıp teşekkür ediyorum. Öncelikle bu sezonun buraya gelmesinde pay sahibi olan bir X faktör İrfan Can Kahveci, Allah razı olsun, olağanüstü bir sezon çıkarttı. Tadic, Dzeko ve Ciku. Ya bu adamlar mesela bu sene özelinde benim en ufak bir şey söylemeyeceğim adamlar. Hoca o, ya Osterwold'e de kesinlikle o, abi genel olarak bak ben takımdan genel olarak memnunum. Ama 4 tane oyuncuya abi şapka çıkartıyorum. Bu şimdi 38 yaşındaki Dzeko bu sezonun buraya kadar gelmesindeki en büyük pay sahiplerinden biridir. Oyun anlamında Fenerbahçe'ye çok şey katmıştır. Oğlum Mertens de Galatasaray için zaten iyi futbolcu yani. Mertens iyi futbolcu diye Dzeko daha mı kötü? Yok yok. Yani şunu söyleyeyim. Ulaş abi hemen bitireyim. Ondan sonra sen de şunu söyleyeceğim sadece. Bu adamlar sezonu buraya kadar getirdi. Sen 38 yaşındaki Dzeko'yu 3500 dakika sağda tuttuğun zaman Dzeko tabii ki de son haftalarda fizik olarak geri gitmiş olabilir. Çünkü bu adam 38 yaşında. Sen hoca olsan Dzeko'yla bunu doğru düzgün bir şekilde konuşup yaşını ve belli maçlarda, örnek veriyorum özellikle son 5-10 maçta Batu Şahin'i Dzeko'nun önüne çekseydin ki formda bir Batu Şahin var, sen yine bu sezon şuraya kadar gelmezdi. Orada da yine hoca eksikliği var. Abi hoca eksikliği de diyeceksin ki benim kariyerim daha önemli diyeceksin. Dzeko sen otur diyeceksin. Serdar bile daha önde abi Dzeko'da. Dzeko'ydu değil mi ilk yarı? İkinci yarıda abi Szymanski'nin golü yok. Şeyin bir golü var abi. Dzeko'nun 4 golü var abi. Gözünü seveyim. Seneye bak hani hocaya taşmış. Bu arada hoca hayatında ilk defa sorumluluk bana aittir dedi. Şu an konuşuyor. Seneye
Seneye ne olacak abi seneye? Fenerbahçe kadro planlaması yaparken abi ona göre 9 numara alacak abi bir tane 9 alacak. Ulaş abi bu arada ben hocaya bir teşekkür edeyim. Kaleciye de söyleyeyim abi orada ne yaptı kaleci ya? Geri pası adamın önüne bıraktı ya. Allah'tan gol olmadı da kalecinin önüne bıraktı. Hocaya bir teşekkür etmem lazım. Abi, Hasan, dur hele şunu hemen bir hocaya teşekkür edeyim ondan sonra söyleyeceğim. Telefonu camdan açacağım. Amına koyayım daşak geçerek tweet attım. Hoca maç sonu matematiksel olarak bitmedi der mi diye. Adam aynı amına koyayım daşak geçiyor lan bu. Yok doğru söylüyor. Matematiksel olarak bitmedi de. Kanka, şimdi şunu söyleyeyim. Daşak geçiyor ya. Ya boş verin o oralara takılmayın da. Ben şunu söyleyeyim hocaya teşekkür edeyim. Sezon başından beri mesela ilk defa sorumluluk aldı. Sorumluluk benim demiş. Ama hocam kusura bakma çok geç kaldın. Sen Olympiakos maçından sonra o sorumluluğu alsaydın o oyuncuları o şerefli, onurlu mücadelelerinden ötürü tebrik ederek soyunma odasına her birini alkışlayarak soksaydın. Soyunma odasına geldiğinde buraya kadar bütün şerefli mücadeleyi gösteren oyuncularımı kutluyorum. Elimizden geleni yaptık. Penaltılarla elenmek üzdü. Bundan sonra hatalarımızdan ders çıkartacağız. Tecrübe edindik. Bir sonraki sene bundan daha iyisini yapabilir miyiz onu düşüneceğiz diye bir açıklama yapsaydın. Bugün bu futbolcular farklı bir futbol oynardı. Sivas maçında o futbolcular farklı bir oyun oynardı. Hoca şu an duygusal mevzusu yapıyor. Hocam Olympiakos maçında değişiklikle maçı verdin. Sorumluluk almadın. Takım 10 tane golü kaçırdı. Sorumluluk ben ne diyorsun şampiyon gibi. Bugün değil de Olympiakos maçını diyecek mi? Doğru söylüyor. Bugün aslında atması lazım. Aynen öyle. Duygusal mevzusu yapma yani. Gerek yok duygusal mevzusu. Bugün atması lazım da. Olympiakos maçına diyecektin sanırım. Ya da işte bak hocaya şöyle. Sen şey oynadın. Olympiakos Karagümrük, Olympiakos Sivas oynadın. Hepsini Jack Oyl oynadın. Jack Oyl oynadın. Lan iki tanesini başarıyla oynaman gerekiyor. Hepsini Jack Oyl oynadın. Ha bu Ceko'yu da anlamadım abi. Ceko'yu derken Ceko'yu kızmıyorum. Ceko'nun takım içindeki şeyini de aralığını da anlamadım abi. Şey mi var yani? Kural mı var bu adam her maçı bunu oynayacak diye? Beşiktaş maçını Batşah'ı aldı sana. Attı golü. Almadım Beşiktaş maçını. Tut kestin abi Konya maçında. Oynat Batşah'ı. Ceko da trip atıyorsa atsın abi. Sana ne? Allah Allah. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten artık alışkanlık yapmış. Biraz böyle çünkü normalde bu kadar sakin. Tabii ki önceden zaten kopmuştu belliydi ama ben hepsinin amına koyayım mesela. Ben teşekkür etmiyorum. Hepsinin amına koyayım. Ben net söyleyeyim. Ortada bir başarısızlık varsa hepsinin gideceği yol belli abi. Ben hiç ilgilendirmiyor. En kritik haftalarda o yıldız dediğimiz futbolcular çıkıp sana maç kazandırmıyorsa abi. Abi o zaman konuşmaya gerek yok. Benim için ciddi bir başarısızlık var. Burada sorun İsmail Hoca değildir. Ali Koç'tur. Ali Koç bu kulübün ırzına geçmiştir. Ve hala aday olma peşindedir. Kaldığı, nefes aldığı, gittiği her yeri kurutan adamdır. Kango bu sene özelinde katılmıyorum. Bu sene ve geçen yok, sene. Geneli söylüyorsun genel ama ben şunu söyleyeyim abi. Bu sene bir tane bile hatası yok. Tamamen bu seneyi ben kusura bakmasınlar. TFF, bana göre var ama mesela. TFF, MHK, hakemler ve hocaya yazarım abi. Kimse kusura bakmasın. Bu yüzden daha... Ya olabilir. O senin mesela bakış açın. Saygı duyuyorum. Benim bakış açım da şu. Biz ligi ben zaten biz kendi aramızda çok konuştuk aslında. Sen biliyorsun devre arasında zaten demiştik. Biz böyle şampiyonluğu kaybedeceğiz. Bu kadro yapılanmasıyla diye. Zaten kayıtta duruyor yayın. Ama asıl olay şuydu abi. Ne zaman bu kongreyi yaptı abi? Kaç bin kişiyi çağırdı? Bu takımı final maçından yoksun etti. Orada bitti abi. Sen takımı psikolojikmen bitirdin abi. Aynen öyle abi. Sen aynen. Yine bu sene bu takıma çomak soktun. İyi giden takıma çomak soktun. Biz o ara bütün kulvarda devam ediyorduk. Senin egon bir şeyleri yapayım derken onu da elin yüzüne bulaştırdın. Takımı da dahil ettin buna. Bir final var. Zaten kupa alamamışsın. O finalde kendi egoları yüzünden bu takımı çıkarmıyorsun. Bütün sezonu psikolojik ve mental zaten kaybediyorsun orada. Yaptığı ve aldığı karar yine yanlış. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sene yaptığı en büyük hata bu mesela. Devre arası teknik ondan sonraki gelişmeler de ortada zaten. Yani Ali Koç'un böyle hatasız bir sezonu yok. Yani iyi giden bir şeyi de böyle burnunu sokarak bozuyor abi. Var bir sıkıntı bu kulüp için ya. Tarihin en kötü başkanısın. Bak söylüyorum. Çoluk çocuklar, yarın torunlar Ali Koç dedin mi çok kötü anılacaksın. Sen rezil bir başkansın ve bırakmayı da düşünmüyorsun. Söyleyeyim. Bir Galatasaray şampiyonluğu da tebrik ediyorum.
tarihinde ilk şampiyonluğunu alan Başakşehir senin döneminde 30-40 yıl sonra bir Trabzonspor. Abi git Allah'ını seversen git. Bak artık valla tahammül edemiyor. Sokakta da kimse seni istemiyor. Kimse abi. Fenerbahçeliler Fenerbahçe'den soğudu. Git abi. Yani bu sene üzerinden değil. 6 sezonda bir tablo var. Git abi. Ha şunu da bekliyorum senden. En son maçta şimdi çık abi. U19'da çık abi. Bir iki şov daha yap abi camiaya. Çıkar abi. Seçim öncesi propagandanı rantını yap abi güzel. Millete de burada Ankara, CHP, artık AKP neyse konuşun sabaha kadar abi. Hiçbir şey değişmez. Şimdi şunu da söyleyeyim. Yağız bir tweet atmış 19 dakika önce. Son cümlesi çok kıymetli ve çok doğru bence. Son cümlesi. Ben tweetin tamamını söyleyeceğim. Son cümleyi ama parantez içerisinde tekrarlayacağım. Fenerbahçe hayatını huzur içerisinde sadece işini yaparak başarılı olmuş bir ekiple meydan savaşına girmeye kalktı. Bak şu cümle çok değerli ve çok doğru. Bir kişinin dahi formsuzluğunu kaldıramayacak bir kumandan yönetiminde. Öyle abicim. Yani bugün bir yeri geldi Tadiç eleştirildi. Yeri geldi Ceko eleştirildi. Yeri geldi ben Fred'i eleştirenleri gördüm. Kendine bakmıyorsun niye sakatlanıyorsun diye. Bunu da gördük. Yeri geldi İrfan Can ki bu senenin X faktörü de sezon başında taraftar tarafından ıslıklandı. Yeri geldi işte o bu şu eleştirildi abi. Fenerbahçe tam kadro olduğu zaman olağanüstü futbol oynarken sezonun artık son maç burada da tam kadroya yakın oynadık İsmail Erci ama bir tane oyuncusunun formsuzluğun ya da bir tane oyuncusunun sakatlandığı senaryoda Fenerbahçe'nin oyunu hep geriye gitti. Fenerbahçe hocası üretemedi abi. Ne yazık ki olağanüstü bir A plan hakkını teslim etmek lazım hocanın. Olağanüstü bir A plan. Güzel bir hücum futbolu. Ancak kadroda sakatlık ya da ne bileyim işte herhangi bir X oyuncunun formsuzluğu durumunda sonuç itibariyle formsuz her oyuncu formda olduğu formsuz olacağı dönemlerden geçer. Ne yazık ki Fenerbahçe buralarda ne yazık ki üzülerek söylüyorum üretemedi abi. Fenerbahçe bazı formsuz oyuncuların yerine mesela hani hoca tercih etmesi lazımdı abi mesela işte ne bileyim bir şeyler yapması lazımdı üretemedi. Ama bu sene ben ligdeki hani bence olağanüstü bir durum var ligde bu sene. İnanılmaz şekilde bir takımın kollandığını gördük. Bir takımın iteklendiğini gördük. Bir takımın senden çok daha fazla faul yapmasına rağmen senin yarından çok daha az kart gördüğünü gördük. Bu gözler bu sene çok şey gördü. Ama bu sene bu saydığımız faktörlerle beraber hocaya yazarım abi. %100 hocaya yazarım. Kimse kusura bakmasın. Ya bu sezon şu kadronun sıfır kupayla tamamlıyor olması benim içime sinmiyor. İnanılmaz da zoruma gidiyor. Onu da söyleyeyim. Orhan abi hoş geldin. Bağış hoş geldin. Konuşmadınız sizi dinleyelim. Yani ben de son söz söyleyeyim abi. Bu takıma yıldız alacaklarsa abi 10 numara falan alacaklar diye duydum. Santrafor falan. Kaleye topa sert vurabilen adamlar alsınlar abi. Bunu söyleyeyim de kaleye vursunlar. Ya da vurabilen alsın yeter ya. Kaleye topu böyle infan gibi vuracak yapıştıracak adamlar alsınlar abi. Bu kadar basit böyle. Geri pas gibi vuracak vuran adamlar almasınlar. Evet abi. Bağış neredesin? Uyuştu Bağış. Yok buradayım ya. Abi zaten hani bunun olacağı zaten 2 Nisan tarihinde belliydi. Yani ben zaten o zaman da söyledim. Fenerbahçe'nin bir maçlık yanı var dedim. Fenerbahçe'nin bir maçlık canı vardı. Olan da oldu yani. Yapacak da bir şey yok. Artık hani bir değişim lazım. Ama hani onda da zaten kimsenin de şeyi yok. Herhalde ona. Gönlü de yok zaten o işe. Öyle Fenerbahçe son 15 senede neden iki defa şampiyon olduysa bu sene de şampiyonluğu abi o yüzden kaçırdı. Ben de bulmayayım ben. Çok güzel diyecek bir şey yok yani. Ağzına sağlık Bağış'ım. Ne zamanki mantıklı hareket etmeyi öğrenirse Fenerbahçe ancak o zaman başarılı olur. Başka türlü olmaz. Ben bir 5 dakika bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biraz bayağı bir sinirliyim, gerginim, çıkacağım da zaten. Şimdi herkes istediğini eleştirebilir abi. İsmail Kartal, Ali Koç. Bu sene özelinde benim eleştirmeyeceğim tek grup var. O da futbolcu topluluğu. Futbolcu topluluğu oluruyla bu sene boyunca bence 10 numara mücadele verdiler. Ellerinden geleni yaptılar. Hepsini, hiçbirini ayırt etmiyorum. Fred Oli maçından çıkarken isyan etti. Hoca beni niye alıyorsun dedi. Adam kazanmak istiyor. İrfan Can sezonun topunu oynadı.
Şimanski ligin ilk yarısında çok formdaydı vesaire vesaire. Bunları uzatırsın. Ben futbol takımına, futbolcularına hakkımı helal ediyorum sonuna kadar. Hakkımı helal etmediğim bir tane adam var. O da 6 senedir başımızda. Ne zaman Fenerbahçe biraz kafayı diklese, ne zaman Fenerbahçe biraz konsantre olsa sahaya, bir şey yapıyor, bir şeyi icat ediyor ve bu takımın eksenini sağ içinden alıp sağ dışına çıkartmayı başarıyor. Bunu sistematik olarak her senede yapmayı başarabiliyor. Şimdi bir insan holding yönetebilir, bir insan çok iyi şoför olabilir, bir insan pilot olabilir. Ama her insanda her işi yapacak diye bir kural yok. Ali Koç, sen bu işi beceremiyorsun. Onlarca hoca denedin, yüzlerce futbolcu geldi geçti. 6 senede bir tane kupa varsa, deneyip deneyip bir türlü başaramıyorsan, senin artık yapacağın tek bir iş var. Fenerbahçe camiası, elimden geleni yaptım, şu kadar para yatırdım, olmadı, hakkınızı helal edin, ben gidiyorum. Fenerbahçe'nin artık bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı var. Fenerbahçe önümüzdeki sezonda Ali Koç'la başlarsa, yine taraftar içinde bir kırıklık olacak. İnsanların içinde hep şu olacak, ya bu takım yine iyi takım kursa, yine iyi teknik direktör getirse, bu adam her an 30 bin kişiyi doğum günü partisine çağırabilir diye insanların aklına gelecek. Yani böyle bir şey olacak yani. Onun için ben kısa ve öz, her zaman bir numarayı sorumlu tutarım. İki numara teknik direktördür. Benim futbolculara hakkım helaldir. Ama 6 senede yüzlerce futbolcu deneyip sonuç olarak onlarca hocayla sonuç bir kupaysa, burada tek bir sorumlu vardır. Her zaman CEO gider arkadaşlar, önemli iş yerlerinde büyük bir sorun olursa. Burada da en tepedeki hesabı verecek. Sonra İsmail Kartal verir. O kadar. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ben bayağı bir moralim bozuk. Yani bayağı bir doluyum aslında. Yani bu sene böyle olmamalıydı ama bu arkadaş, bu takım Trabzon maçından, savaştan galip çıkarak geldiğinde kenetlenmişken bu takımı aldı, sağ içinden çıkarttı. Dilimde tüy bitti. Bu takıma artık bir şeyleri yasaklayın. Şu sağ dışını yasaklayın şu takıma. Gelecek başkan kim olacaksa, inşallah başka bir başkan gelir, Rambo Okan dahil. İnşallah o Fenerbahçe'yi sağ içinden çıkartmaz. Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu kaybettiyse birinci sorumlusu Ali Koç'tur. Bu benim gözümde. Kimine göre İsmail Kartal'dır, kimine göre futbolculardır. Saygı duyarım herkesin görüşüne. Ben en tepeyi sorumlu tutuyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Sizi seviyorum. Ben biraz konuşayım da çıkacağım ya. Konuş Furkan'ım, konuş. Şöyle başlayayım ben abi. Serdar Ali Çelikler'in geçen hafta ya da onun ilk hafta bir açıklaması var. Diyor ki işte Allah İsmail'e dedi ki, pardon, İsmail'i yatırıp kurban ederken gökten koç indirmiş Cenab-ı Allah. Asıl kurbanın İsmail değil de koç olması gerektiğini Fenerbahçelilerin hatırlaması lazım demiş. Bence Serdar Ali Çelikler'i seversiniz sevmezsiniz ama bence en iyi açıklamalarından biriydi. Şimdi bakıyorsun abi, bu takım 4'te 4 bir kupa hedefi var. Şimdi Trabzonspor maçına kadar bu takım 4'te 4 kaz yapabilir mi? Yapabilir. Sivasspor maçından öncesine kadar da ya işte bu kongre üyelerini çağırdı, işte gelin şöyle yapacağız, böyle yapacağız vesaire. Ondan önce 4'te 4 bir şeyi vardı. Kalmadı. 4'te 0. Tamam, bunu kenara bırakalım. Şimdi en başa dönelim. En başta Ali Koç çıkıyor işte. Programlarda öyle böyle rahat bacak üstüne atıyor. Kemer falan çekiyor. İşte Fenerbahçe'yi öyle yapacağız. İşte Tottenham'dan onu alacağız, bunu alacağız. Tottenham'da dostlarımız var. İşte Barcelona'da bilmem neyimiz var. İşte Manchester City'de oyumuz var, buyumuz var. Vesaire vesaire geldik abi. Taraftar bir şey söylüyor. Diyor ki başkanım şöyle şöyle. O diyor ki siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi daha anlayamamışsınız. İşte taraftar bir şey söylüyor. İşte bizim yoğurt yiyişimiz farklı. İşte kuru fasulye yiyişimiz farklı. Pilava şunu atıyoruz, bunu atıyoruz vesaire vesaire. İlk 3 sene böyle saçma sapan hayallerle işte oradan bilmem Adem'i, bilmem Slimani, işte Ayev, ne bileyim Pamela Anderson'ın sevgilisi diye Adil Rami çekmeler falan vesaire. İlk 3 senede rezillik kere rezillik bütün serileri bitirdi. Bütün derbi serileri bitti bir şekilde. İşte bu tarafa geliyoruz. Şimdi bu sene için şu söyleniyor. Ali Koç bu işi öğrenmiş.
deniyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam bu konuşmayı 4 ay önce bir Space'de yapmıştık yine. Söz şu, Ali Koç bu işi öğrendi. Ben dedim ki abi bu takım şampiyon mu oldu? Ya da bu takım bir kupa mı kazandı Ali Koç bu işi öğrendi deniyor. Benim dediğim yere geldik. Ya benim haklı olmamın, buradaki kimsenin haklı olmasının bir önemi yok. Fenerbahçe başarılı olsun, Fenerbahçe şampiyon olsun. Biz haksız çıkalım. Hiçbir önemi yok. Bak Fenerbahçe şampiyon olsun, biz haksız çıkalım. Herhangi bir önemi yok. Bizim burada Fenerbahçe'nin başarısı karşısında bizim sözlerimizin herhangi bir önemi yok. Kimse önemli değil. Asıl olan Fenerbahçe'dir her zaman. Şimdi Trabzonspor maçında olaylar yaşanıyor ki Fenerbahçe'nin orada oyuncuları öldürülmeye çalışıldı. Burada yanlış şey, Trabzon valiliği gerekli korumayı sağlayamadı Fenerbahçe'ye. Tamam. İşte daha sonra geliyorsun, çıkıyorsun bir hafta sonra programa. Onun öncesinde yaşananlar var. Senin yöneticin maçtan çıkıyor. İşte oyuncular uçağa falan biniyor. Senin yöneticin Burak Kızılan diyor ki ya biz Fenerbahçe Trabzonspor yönetimine çok teşekkür ederiz. İşte bizi öyle ağırladılar, böyle ağırladılar. İşte bilmem şu bu. Yani düşün, bir yönetimin taraftarları senin oyuncularını öldürülmeye çalışıyor. Sen çıkıyorsun, uçağa binerken açıklama yapıyorsun. Trabzonspor yönetimine teşekkür ediyorsun. Falso ilk başta zaten burada başlıyor. Daha sonra çıkıyorsun diyorsun ki ya biz şey yapacağız işte. Fenerbahçe gerekirse ligden çekilir. Neyse eyvallah, burada herkes destekledi, ben dahil. Dedim ki madem böyle bir şey varsa o zaman ligden çekil. Taraftarı çağırdın. Şans işte. Şans yani tamamen. Senin doğum günün olduğu güne kongre yaptın. Oraya 30 bin tane taraftarı çektin. Orada doğum günü partisi yaptırdın kendine Fenerbahçe üzerinden. Orada 3-5 tane paralı köpek. Paralı köpek diyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi bu kadar başarısı sağlayan bir adamın arkasında sadece paralı köpekler durur. Az Yıldırım'ın dediği gibi paralı köpekler diyorlar. Paralı köpekte menfaati para için aslını, düşüncesini satan kişiye denir. Benim gözümde o pankartı asanlar, açanlar artık kimse paralı köpektir benim gözümde. Pankart açıyorsun, pankartta şu yazıyor. Ali Başkan bizi bırakma, seninle sonsuza. Yani şu mu? Ali Koç diyelim, örnek veriyorum. 10 dönem daha aday oldu. 30'da 0 çekti. Yani yine Ali Koç'u destekleyeceksiniz demek. Demek ki sizin menfaatiniz Fenerbahçe, düşünceniz Fenerbahçe değil. Sizin menfaatiniz Ali Koç'tan olduğu için destekliyorsunuz. Çıktı kongreye abi. Şov yaptı işte, konuştu monuştu. Daha sonra ligden çekilmeyi oylamadı. Bir paket yaptırdı. Bu paket tasarım artık bu şeyde mecliste söyleniyor. Yasa tasarısı işte ama paket halinde olan bir şey. 4 tane seçeneği bir araya koydurdu. Katakulli'ye getirdi her zamanki gibi. Oylattı. Dedi ki ya bizim taraftarımız şeyi istiyor. Bunu istiyor eyvallah. Ki öyle bir şey yok. Orada U19'da çıkma ihtimalimiz var. Sözünden sonra herkes omurdandı. Olur mu öyle şey falan diye. Omurdandı ama dinlemedin. Neden? Çünkü bu kulübü babanın çiftliği gibi görüyorsun. Çıktın Trabzonspor maçından sonra biz Adana Demirspor maçını oynadık. İsteyen varsa o maçı açıp izlesin. Ya herkes hatırlıyordur. Oyuncuların hırsını, motivesini herkes görmüştür. Bak Trabzonspor maçından sonra ben şunu dedim. Ya bu takım hayatta şampiyonluğu vermez. Bak Trabzonspor maçından sonra bunu söyledim. Ama Ali Koç devreye girdi abi. Bir oyuncunun kupa kazanma şansı varken sen onu rezil rüsva ettin. Bak bir oyuncunun kupa alma ihtimali varken tek maçta sen onu rezil rüsva ettin. Neden biliyor musun? Çünkü senin kendi menfaatlerini düşünüyorsun. Menfaatçisin. Bu kulübü babanın çiftliği gibi görüyorsun. Çıktın abi. Dedin ki biz U19'da çıkacağız. U19'da çıkacağız açıklamandan sonra Fenerbahçe 3 haftada 3 kupa kaybetti. Bak Süper Kupa'ya çıkmadın, Galatasaray'a verdin. O motivasyon bozuktu. Bak motivasyon bozuktu oyuncuların. Hatta Fenerbahçe yukarıya bir şey sabitledim, bakabilirsiniz. Ali Koç U19 kararını futbolculara neden verdiğini falan açıklıyor. O fotoğrafı da oyuncuların suratlarına tek tek bakın. Bak 5 Nisan'da çekilmiş bu fotoğraf. Oyuncuların suratlarına bakın. Hepsi öldük bittik modunda. Neden? Çünkü sen bu oyuncuların ellerinden bir tane kupa alma şansını almışsın. Vermemişsin bu oyunculara. Oyuncuların morali bozuldu, motivasyonu bozuldu. Gitti abi bu takım. Daha sonra Olympiakos'a ilk maçta 3-2 yenildik işte. Daha sonra geldi ki abi Sivasspor'a puan kaybı. Sonra işte 1-0 saçma sapan kaçan penaltılarla gitti. Ne oldu? 3 haftada
Sen bir tane açıklama yaptın 3 haftada. Bak 3 haftada sadece bir tane açıklama yaptın. Bu takımın elinden 3 tane kupayı aldın. Neden? Düşündün ki ya ben böyle radikal bir karar alırsam, başkanlığıma zemin hazırlarım dedin. Yine takımın geldin amına koydun. Ya git, ya ne bileyim arkadaş, senin bak holdingin moldingin var, git takıl amına koyayım, yatın var git takıl. Ya ne zaman sen bu takımın bir yerine gelsen, bir maça gelsen, bir şeye gelsen, bir kongreye gel, amına koyuyorsun takımın ya. Ya takımın amına koyuyorsun ya. Çıkıyorsun Şubat ayında Ferdi'ye, herkes burada Ferdi'yi övüyor. Herkes Ferdi'yi övüyor, robot mobot diyor, yapay zeka diyor. Geldin Şubat ayında Ferdi için sezon sonu yolcu dedin. O maçtan beri Ferdi'nin hatasından 5 tane gol yedi bu takım. Hem de kritik zamanlarda. Ya takım şampiyonluğa gidiyor, çıkıyorsun açıklama yapıyorsun. Ben buradayken, ben bu Fenerbahçe'nin başındayken Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar. Olabilir mi? Olabilir. Ama her doğru her yerde söylenmez. 55 yaşında adamsın amına koyayım. Ya milyonlarca insan tanımışsındır. Biri baban sana demedi mi oğlum? Her doğru her yerde söylenmez diye söylemedi mi? Ya holding yönetiyorsun. Holdingin yönetim kurulu başkan vekilisin. Binlerce, yüz binlerce çalışanın var. O kadar ortama girdin. Hiç mi öğrenmedin her doğrunun her yerde söylenmeyeceğini? Sen bu takımın başkanı, senin yöneticin derse ki ya Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar. Oyuncu sikler mi amına koyayım şampiyondu? Oyuncu der ki ya demek ki ya biz şampiyon olmasak da bize suç bulmazlar zaten. Çünkü başkan öyle diyor. Oyuncu sikler mi seni? Sikler mi şampiyonluğu? Takmaz ki. Ya sen hayatın boyunca zengin şımarık bir çocuk olarak büyüdüğün için her şeyi her yerde söyleyebileceğini sanıyorsun. Bu senin bak karakterinle alakalı. Bak karakterinle alakalı. Çünkü sen şey sanıyorsun ya ben çok zenginim, çok güçlü bir ailedenim, tamam mı? Ben her şeyi söyleyebilirim ama kimse bana bir şey yapamaz kafasında olduğun için bu takım bu halde. Bu takıma 4 tane kupa kaybettirdin. 4 tane. Tek bir hareketinle bu takıma 4 tane kupa kaybettirdin. Ama hala utanmıyorsun. Aday değilim, çok değil, 3 ay önce aday değilim dedim. Daha sonra geldin yine işte bakacağız, edeceğiz falan filan. Ya git artık kardeşim git. Ya senin yöneticilerin Burak Kızılan, Selahattin Baki, işte Erol Bilecik, işte Alper Yemeniciler, işte Can Gebetaş. Ya şu adamları tamam mı? Esenyurt'ta eline para ver, ekmek almaya götür. Bunların elinden ekmeğini alırlar, ekmeğini. Bu Can Gebetaş'ın işte Selahattin Baki'nin bilmem kimin Can Gebetaş. Ya bunların Esenyurt'ta ekmek almaya götürmezler. Sen bu adamlarla şampiyon olma hayali kurdun. Ya yönetimin bok gibi, sen bok gibisin. Teknik ekip zaten bok gibi. Üçünüz bir araya toplanmışsınız. Boktan adamlar bir araya toplanmışsınız. Bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Olmuyor kardeşim, olmuyor. Yapma, bırak artık. Git. Git. Vallahi git artık. Allah rızası için şu takımın başından git. Ya eşin, ailen, dostun, akraban, bilmem neyin. Milyonlarca Fenerbahçeli'yle muhatap oluyorsun. Ya es kaza işte bilmem kebapçıya gidiyorsun. O İstanbul'da güzel bir kebapçı var. Orada takılıyorsun. Ya da Bodrum Türk Bükü'nde Muğla'da takılıyorsun. Bir tane Fenerbahçeli sana demiyor mu? Başkanım takımın amına koyduğunuz tebrikler demiyor mu? Sen hiç utanmıyor musun? Bu takım 6 senede 0 tane 0 başarıyla geldim ama hala yüzsüz şekilde adayım diye ortalarda geziyorsun. Hiç utanmıyor musun? Yani hiç utanma, arlanma yok mu sende? Eşin, dostun bir şey söylemiyor mu sana? Mesela kankin Selahattin Baki, işte Burak Kızılan, Can Gebetaş, Esenyurt'ta para verip ekmek aldıramayacağın adamlarla geldin kardeşim bir savaşayım mı artık, bir şey mi yapayım dedin. Eline verdiler. Sen de bizim elimize verdin. Çıktın doğum gününü kutlattın 30 bin tane kongreye, taraftarına, kongre üyesine. Ah, geldiğimiz yer belli. Ama hiç şey yapma, sen gidersin yine 3-5 tane paralı köpek gazetecilerine o sigorta üzerinden para aktarırsın. Yine gelir yıkamaya, yağlamaya başlarlar seni. Sezon sonunda yine gelirsin. İşte öyle oldu, böyle oldu. İşte siyasetle çatıştık, amuda kalkacağız, vole vuracağız. İşte paran dağıtacağız da vesaire de vesaire açıklarsın. Yine paralı köpeklerin zaten burada çoktur senin. Yine bir şekilde artık adaylığına bir sebep bulursun. Yine gelirsin, yine 3 senede 0 çekeceksin. 3 sene sonra yine aynı şeyleri konuşmaya başlayacağız. Tebrik ederim.
Ya ben de ya benim gibi Fenerbahçeli bir adam bile artık takımdan soğutabildin. Helal olsun, tebrik ederim. Yani içimden çok farklı şeyler geliyor da ben dava yemek de istemiyorum açıkçası. İnşallah, inşallah. Yani bir şekilde bu kulübün başından gidersin ama ne şekilde olacağı belli değil. İnşallah o işgal ettiğin koltuktan bir gün kalkacaksın. Seni hiç hayırla da yad etmeyeceğiz, haberin olsun. Bak, seni hiç hayırla yad etmeyeceğiz. Senin karşında kim varsa, karşında taraftar, kongre üyesi, tuvalet terliğine bile aday gösterdiyse onun bile reklamını yapacağım. Haberin olsun. Bak, haberin olsun. Bedava, hiç menfaat falan istemiyorum. Yeter ki karşına biri aday olsun kardeşim. Senin o fonladığın gazeteci köpeklerini de itin götüne sokacağız. Senin yönetiminden Burak Kızılan'dan, Alper Yemiricilerinden hepsini, bak hepsini itin götüne sokacağız kardeşim. Haberin olsun. Karşımıza getir. Her gün senin hakkında, bak her gün senin hakkında 10 tane buraya post gireceğim. Her gün yaptığın rezillikleri binlerce insanla beraber paylaşacağız kardeşim. Senin de utanman, arlanman varsa o yönetim kurulu adı altında kurduğun işgalci, bak işgalci diyorum çünkü o koltuklar işgalcisiniz. O çeteleri de inşallah alırız, siktir olup gidersiniz hep beraber. Şu doğru mu? Gerçi Ahmet Konaş demiş, bilmiyorum ama İsmail Kartal Samandıra da kendisiyle konuşmak isteyen Dusan Tadic'e yardımcısını işaret etti ve onunla konuş dedi. Tadic o gün Fenerbahçe'den ayrılmak öyle, istedi. Bu ya doğru mu? Ya doğruyu geç. Bak adama diyorlar ki kardeşim senin bak duran topları kullanamıyorsun. Duran topların bok gibi, antistik antrenörün var mı, çalıştırıyor musun bilmiyorum. Adam ne diyor? Yok kardeşim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Diyorlar ki senin sağlık ekibin bok gibi, amına koyayım. Baytar bunlar. Baytar bunlar. Vietnam'ın bilmem ormanlarından getirmişsin bu baytarları diyorlar. Adam kabul etmiyor. Adam hiçbir şey kabul etmiyor. Adam başarısızlığın kesinlikle kendisiyle, ekibiyle alakası olduğunu kabul etmiyor. Adam egoist bir adam. Ya bunu kim böyle başımıza müneccim gibi, hacı hoca gibi yedirdi bilmiyorum. Çok egoist bir adam. Olabilir mi? Olabilir. Ama ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ahmet Konaş sağlam bir kaynakta değil zaten. Ahmet Konaş sağlam bir kaynak değil. Olabilir mi? Olabilir. Ama ben şunu biliyorum. Bu adam hiçbir şekilde ne kendisine ne ekibine laf söylettirmiyor. Hatalarını kabul etmiyor. Koskocaman Fenerbahçe'nin duran toptan 70 maç oynadık. Duran toptan 3 tane 5 tane golü yok. Ama adam hatasını hiçbir şekilde kabul etmiyor. Ben inanırım. Olur mu? Olur yani. Paran hoş geldin. Hoş bulduk. Şeyi gördünüz mü? Bilmiyorum, konuştunuz mu? Bu Ali Koç'un imza toplama çalışmaları başladığına dair bir şey paylaştı Levent abi ama. Nasıl bir imza abi? Evet, gündüzden beri o zaten ha. Evet, gündüz bayağı bir paylaştılar. Bir tane o WhatsApp grubu var. Şey, Ali Koç başkan abi. Fenerbahçe şampiyon diye, ama onun üzerinden işte imza topluyorlarmış. Abi mi? Geldiğimiz nokta doğru varmış öyle bir şey. Abi işte bak, buradan şu son dönemde olan olayları artık siz çıkarın yani. Bütün yaptığı her şey Fenerbahçe için değildi. Kendi şahsi menfaati ve Fenerbahçe koltuğu için yaptığı hamlelerdir yani. Her şey ortada. Bu da Fenerbahçe'ye bir gün zarar verdi abi. Ya bu kadar net. Ya bu futbolcuların birden bu kadar düşüşü normal değil abi birkaç haftada. Hepsi ondan sonra başladı arkadaşlar. Bak burada aranızda profesyonel futbol oynamış olan insanlar var. Orhan abi sen biliyorsun. Ya sen bir futbolcudan finalini alıyorsun. Ya bu kariyerleri için, bu bir futbolcu için çok ağır bir şey abi. Yani orada psikolojikmen sen sağ dışına çektin futbolcuları. Şimdi aynı canım, zamanda onu, çektin. Abi ben onu söyledim zaten, o kongreye çağırdığı zaman söyledim. Evet. Abi işin özü şu, fazla konuşmaya da gerek yok. Şöyle ben söyleyeyim. Ali Koç bundan birkaç gün önce bir 2 saatlik basın açıklaması yaptı, doğru mu? Doğru. 2 saat TFF Başkanı'nı yalancı olarak işte ne bileyim kongrede aday olmayacakmış. Sonra dönmüş, dans özledi, bir şeyler dedi değil mi? Evet. Evet. Ali Koç da onu, lafı ona söylüyor. Sen de yani sen de aynısını yapıyorsun abi. Aynı ikisinde kongrede 2 Nisan'da aynısını yaptın. 2 saat TFF Başkanı'na kalktın, lafları söyledin. Ama sen aynısını yapıyorsun. Fenerbahçe'nin 6 senelik özeti budur abi. Fenerbahçe'nin gururunu, her şeyini korudun Trabzon'da. Ama sen orada yoktun. İşin acı tarafı da buydu. Sen orada yoktun bir başkan olarak. Her
her şeyini korudun ama kupalarını elinden aldın. Fenerbahçe gururla yaşamak istiyorsa abi, kupa lazım değilse abi, Ali Koç devam etsin. Biz burada fazla birbirimize girmeye gerek yok ki abi. Yani iki saat ayırıp TFF başkanını yalancı yerine koydurup işte söyledi ki başkan olmayacak, aday olmayacak. Aynısını sen yapıyorsun. Ne gerek vardı? Veto taktiği diyorsun bir de. Ya ne gerek vardı ya? Aynısını sen yapıyorsun. Bir de 30 bin insanı bir stada çağırıp nedense o da aynı ikisine denk geldi. Çünkü ikisinin de doğum günüydü. Yani 11'inde falan dedi ya, 11'ine ertelemeyin. Yeterince sayı gelsin. Geldi, güzel bir kutlama yaptın. Ya baba, sen insanları salak mı zannediyorsun ya? Herkes 50 yaşına ya da senin gibi 55 yaşına böyle anasının babasının parasıyla gelmedi. Tamam. Herkese salak sanma bu dünyada. Selahattinleri onlara bunlara yedirirsin de baba, bize yediremezsin. Tamam. Herkesin kendine göre bir gücü vardır. Kendine göre cebinde de parası vardır. Sen yeterince 6 sene para verdin. Ama onun belki 20-30 katı şirketlerine reklam yaptın. Şirketlerin borsada değer kazandı. Tamam mı? Kalkıp da burada bana kimse 300 milyon verdi. Abi sokayım ben onu 300 milyonla, tamam mı? Bütün şirketleri ekmek bulamayan gitti borsada aldı. E işte. O yüzden kimse bana anlatmasın abi, tamam mı? Bu odalarda yok işte Ali Koç para verdi. Yok öbürü 650 milyon borç bıraktı. Baba 650 milyon borç bıraktı ama kaçmadı kongreden. Ne olacak? Sen bir daha başkan olsan ne olur? Ne olur? Gururunu kurtardın Fenerbahçe'nin abi. Sorun yok ama kupalarını elinden aldın. Küçük bir hamleyle. Yapacak bir şey yok. Ali Koç devam etsin. Benim için uyar. Valla kıymetli dostlar, yine kötü bir gün geçirdik. Yani pek iyi de hissetmiyorum. Ne yapalım? Gidelim mi? Olur Hasan. Şey yap sen ya. Kıymeti yok abi yani. Ne söylesem kifayetsiz. Her şeye saydırmak istiyorum. Yani bir anlamı yok. Ama yok abi. Yani en kötü gün bugünse bugün de Fenerbahçe abi. Acısıyla, hüznüyle, tatlısıyla, güzelliğiyle seviyoruz Fenerbahçe'mizi. Umarım sorumlular yani artık gereken bedelleri öder. Başta hoca olmak üzere. Ben kesinlikle ve kesinlikle artık yani Ali Koç'un da şey olarak yani yıprandığını ve artık miadı dolduğunu düşünüyorum. Hani olmuyor. Kendisi de söyledi zaten, Ali Koç varken bu siyaset beni şampiyon yapmayacak diye kendisinin direkt olarak söylediği bir demeç var bu düzende. O yüzden artık kendisiyle de vedalaşırız diye umut ediyorum. Katılanların hepsinin ağzına sağlık. De, kusura bakma. Buyur abi. Şurada çok kısa bir şey söyleyeyim. Sözünü keseceğim. Abi, estağfurullah. Buyur. Hoca diyorsun. Bak hoca diyorsun. Abicim bak. Hoca hatalar yapmış olabilir. Ama Trabzon maçından sonra hocanın her yaptığı hata Ali Koç'a yazar abi. Ali Koç'a yazar. Hocaya hiçbir hata yazılmaz abi. Çünkü sen, demin Canib'in dediği gibi, ben o gün söyledim. Sen hiçbir futbolcunun elinden final alamazsın. Alamazsın abi. Sen onu alırsan o futbolcu senin hocanı bir daha dinlemez. Burada hocanın hiçbir kabahati yok. Burada hoca değil abi istifa edecek. Burada tek kişi istifa edecek abi, tamam mı? Ondan sonra kim gelirse gelsin o hocayla devam eder mi etmez mi? Bırak abi, onun sorunu olsun. Artı bir de şunu söyleyeyim abi, lütfen transfer etme. Lütfen. Gene vizyon dedin abi. Leventler gelecek diyorsun abi. Vizyon, eğer vizyon buysa kusura bakma. Bak kusura bakma, özür diliyorum. Sokayım senin vizyonuna. O vizyon neyse. Neyse abi, sinirle daha fazla şey yapmayalım. Yıpranmayalım. Öpüyorum sizi, kendinize iyi bakın. İyi geceler kankacığım. Görüşürüz.